Evet, ekonomiyi hepiniz biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz. İki büyük krizi, 2002 ve 2009 ekonomik krizlerini çözen ekibin başında oldum. Ama aynı zamanda her alanda reformlar yapan, sayısız reformlar yapan bir takımın parçasıydım. Bu sayede fert fert, birey birey zenginleştik. Şöyleydi, böyleydi diyenlere bakmayın siz. Rakamlar ortada. Doğruya doğru, eğriye eğri diyeceğiz. Hakkı sahibine teslim edeceğiz. 2002'den 2013'e milli gelirimiz yaklaşık 3 kat arttı arkadaşlar. Bakın 3600 dolardan çıktı 9000 dolarlara. Bu sabit fiyatlarla dolar enflasyonundan arındırılmış rakamlar. 9700 bakın 3600'den 9700'e. Neredeyse 3 misli artmış. Sonra ben ayrıldım. Dürüst ve liyakatlı ekipler ayrıldı ya da ayrılmaları istendi. Bizler ayrıldıktan sonra da ne oldu? 5800 dolar. Bu 2002 sabit dolarlarıyla hesap edilen dolar enflasyonundan arındırılmış rakamlar. Ne olmuş? Ekonominin başında liyakatlı, dürüst insanlar varken Türkiye yükselmiş, o insanlar gidince Türkiye düşmüş. Hesap basit. Hesap ortada. Dünya ile aramız açıldı ya. Dünyada 16. büyük ekonomi olmuştuk arkadaşlar. 16. büyük ekonomi. Düştük şu anda 20.liğe. Şu andaki iktidar ne anlatırsa anlatsın, ne derse desin, seçime doğru giderken hangi pembe tabloyu çizmek isterse istesin, hesap ortada. Yanlış hesap Bağdat'tan dönmüyor artık. Bağdat çok uzak. Yanlış hesap burada Ankara'dan hemen Beştepe'ye dönüyor. Beştepe'nin yanlış hesabı hemen kendine iade ediliyor. Ben böyle başarılı dönemleri anlatınca birisi de çıkıp ne diyor? Ben imza atmasaydı. Ben imza atmasaydım yapamazdım diyor. Ben de diyorum ki ya madem hikmet imzada at bir imza da şu ülkenin sorunlarını bir çözüver diyorum ya. Hadi çöz. Ya 4,5 yıl oldu 4,5. Aklına gelen her konuda tek imzayla işine gelen gelmeyen her şeyi yapabiliyor musun? Yapıyor mu? Elini tutan mı var? 4,5 yıldır bu ülkenin ekonomisini batırdın.